Mesut abi göreve dönüyor. Selin de tayin ertelendi. Yani sanki yavaş yavaş her şey yoluna giriyor değil mi? Bu kabusun bir yerde bitmesi lazımdı zaten. Ne dersin abi? Ekip yine toplanır mı? Bilmiyorum. Ya ben de çok istiyorum. Herkes çok istiyor. Bu kadar insan istiyorsa belki şansımız yaver gider. Neyse, biz kendi meselemize dönelim. Noyan yine esas şüphelimiz. Katledilen ailenin görünürdeki tek düşmanı Noyan'mış. Aileye ait değerli mülkü gasp etmek için bastırıyordu zaten. Muhtemelen öldürmeye değil, tehdit etmeye geldi. Sonra olay tırmandı, silahlar patladı. Noyan böyle bir manyaklığı yapmış mıdır? Kesinlikle evet. Ama delilimiz var mı? Maalesef yok. Zaten önceliğimiz kayıp kızı bulmak. Aileden bir tek Ağacan hayatta. Onu da Noyan'ın kaçırdığı kesin gibi. Onu bulursak bize neler olup bittiğini anlatabilir. Umarım hala hayattadır. Çünkü Noyan'ın elindeyse. Efendim? Ha, anladım anladım. Hemen geliyoruz. Tamam. Haberler kötü. Ne oldu abi? Umduğumuz gibi olmadı. Hadi. Evet. Aycan bu. Maalesef abi. Odasında gördüm ya. Bir sürü fotoğrafı vardı. Hepsinde de gülümsüyordu kız. Önce annesi babası, şimdi de kendisi. Bir manyak yüzünden bir aile yok oldu. Noyan bu kadar psikopat bir adam mı abi? O kadar gördünüz, konuştunuz. Belli etmedi mi kendini? Ya tuhaf bir adamdı ama bu kadarını ben de beklemiyordum. Komiserim, bulguları karşılaştırmak için merkezde irtibata geçtim. Şu geçen hafta denizde bulduğumuz cesedi hatırlarsınız. Hatırlıyorum. Kübra'ydı değil mi adı? Kübra, evet. İki cinayette de yöntem aynı olabilir. Bıçak yaraları çok benziyor. Katilin Noyan olduğunu güçlendiren bir kanıt daha. Burada bir işimiz kalmadı. Otopsiden sonra sonuçları bildiririz. Tamam, hadi dönelim o zaman. Komiserim, evin 100 metre arkasında yeni örtülmüş bir mezar bulduk. Mezar mı? Kazdınız mı? Başladık kazmaya. Bakmak istersiniz belki. Şimdi çıkarır arkadaşlar. Hadi. Omzunda bir kurşun yarası var galiba. Cepleri boş. Takım giymiş, koruma tipinde bir adam. Belki de evdeki çatışmada yaralandı. Ölünce buraya gömdüler. Olabilir. Hemen kimliğini belirleyelim. Noyan'la bağ varsa işimize yarar. Tamam abi. Sildin mi kan lekelerini? Eser kalmadı. Tamam, dışını da temizleyelim hadi. Nerede kaldı bu adam? Bilgi işlemde araştırıyordu efendim. Polisler sana Cezmin evini sordular mı? Hayır efendim, kimse sormadı. Ezgi? Hayır, o da sormadı. Buldun mu bir şeyi? Efendim, bilgisayarınız dışarıdan bir müdahaleyle hacklenmiş. Kim yapabilir böyle bir şeyi? Bilmiyorum efendim. Ne demek bilmiyorum? Bil diye para veriyorum sana. Hemen buluyorsunuz kim olduğunu. Hemen. Baş üstüne efendim. Hakan'a da anlattım. Burada abuk subuk işler dönüyor. Noyan'ın hiçbir hareket normal değil. Senden şüphelenmiyor değil mi? Yok, hala onun koruma polisi olduğumu sanıyor. Hakkında delil topladığımı fark etmedi. Ne olur dikkat et kendine. Başına bir şey gelecek diye ödüm kopuyor. Aklım bende kalıyor yani. Aynı ekipteyken ne güzeldik ya. Gözümün önündeydin. Şimdi habire evhamlanıyorum senin için. Gözünün önündeymişim, lafa bak. Ben başımın çaresine bakarım canım, merak etme. Nasıl gidiyor, sen anlat biraz. Ben ne anlatayım kızım? Narkotik şubeden öbetteyim. Devriyelik bir durum olmayınca da sakin geçiyor. Bizimkileri görüyor musun? Yok ama haberlerini alıyorum. Selin'le Mesut abi şaka maka evleniyor yani. Ya evet. Ne güzel değil mi?
Bilmem, güzeldir herhalde. E güzeldir tabii ya. Selin bembeyaz gelinlik içinde. Mesut abi damatlık giymiş, jilet gibi. Cemal abi, şu dosyalara bir baksan. Tamam kardeşim. Hayatım ben kaçtım, biraz işim var, kapatmam lazım. Ha, konu evliliğe geldi tabii. Ondan kapatıyorsun değil mi? Ne alakası var ya? Eleman çağırdı, işim var kızım. Aha, tabii, öyle olur zaten. Kolay gelsin, selam söyle elemana. Ya ne alakası var? Alo? Alo? Ya kapat. Bravo. 2 saniyede arıza çıkardın, helal olsun. Komiserim, dosyalar bekliyor. Senin de, evrakına da, dosyana da. Ne yapıyorsun bakalım? Sen nereden biliyorsun benim burada olduğumu? Sineme söyledim, sinyal takibi yaptırdım. Nasıl yani, gerçekten mi? Yok ya, olur mu öyle şey? Burada olduğunu hissettim. Bırak ya, hissetmişmiş. Hem ben sana kızgınım. Biraz da gıcığım. Hatta bugün bayağı ayar oldum sana. Biliyorum. Ama tüm bunlar bir gerçeği değiştirmiyor. Hı. O gerçek de şu ki... hastayım sana. Hem de çok hastayım. Bana hastasın. Aynen, hastayım. Belki tatlı kibar sözler bekliyorsun benden ama bu kadar oluyor işte. Hep seni düşünüyorum, hep. Gece seninle uyuyorum, sabah seninle kalkıyorum. Sen iyisen iyiyim, sen kötüysen kötüyüm. Saatimi sana ayarladım yani, anlıyor musun? Sen neysen ben oyum. Çünkü seni çok seviyorum. Ne hmm? Ne oldu, yine neyi yanlış yaptım? Ne güzel konuştun içli içli. Hoşuma gitti. Hoşuna gittiyse hep konuşurum. Ama önce bir öpücük alayım. Rüşvet mi istiyorsun benden? Rüşvetle işim olmaz benim. Gel. Dosyalarınız ve mailleriniz kurcalanmış Noyan Bey. Nasıl olmuş o? Bilgisayarınızı inceledik. Trojan üzerinden sisteminize uzaktan kontrol sağlamışlar. Kim yapmış olabilir? Emniyetten biri olabilir. Polis mi? Yok artık. Polisin bu işler için kullandığı özel birimler var. Polis benim IP adresimi bulamaz. Başka biri olmalı. Ezgi emniyette çalışmıyor mu efendim? Ezgi. Tabii ya. Hiç aklıma gelmemişti. Dün bir süre buralarda dolaştı. Biz bir şey fark etmedik ama. Ama yapacağını yapmış. Koruma değil, köstebekmiş demek ki. Peki. Köstebeklere ne olur müdür? Biliyor musun? Ne olur efendim? Bilmesen daha iyi.